Nitekim Türkiye'ye baktığımızda tüm darbe ve darbe girişimlerinin dış bağlantılı olmadığını ya da tek bir siyasi ideolojik çizgi tarafından yapılmadığını görebiliyoruz. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleriyle birlikte 28 Şubat komplosunun laiklik ve Atatürk adı kullanılarak yapılmış olması Türkiye'deki İslamcı çevrelerin de işine geldiği için diğer girişimlerin de aynı kefeye konulması kolaycılığına yol açıyor. Ve çelişkili olarak hepsini hem kemalist hem de dış bağlantılı görme yanılsamasına. Oysa bu kitapta göreceksiniz ki örneğin 27 Mayıs'ın ve 27 Mayısçıların amaç ve söylemleri arasında Atatürk ilke ve inkılapları bulunmamaktaydı. Hala Türkiye'deki darbelerin anası olarak tanımlanan 27 Mayıs'ın bir darbe mi yoksa bir devrim mi olduğu yönünde toplumda kafa karışıklığı yaşandığı bir gerçek. Nitekim darbe sonucu devrilen ama Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan gibi idam edilmekten, muhtemelen İstiklal Savaşı hatırına, 27 Mayıs darbecilerinin affıyla kurtulan Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın, yıllar sonra gazeteci İsmet Bozdağ yaptığı 27 Mayıs değerlendirmesi ilginçtir. Kendisi de İttihat ve Terakki Cemiyeti kökenli bir İstiklal Savaşı kahramanı olan Bayar, kendi iktidarını deviren 27 Mayıs hakkında şunları söylemişti. Buna bir ihtilal diyebilir miyiz? Tabii hayır. Çünkü ihtilal mevcut devlet statüsünü temelinden değiştiren bir fikre dayanır. Bir tefekkür kaynağı ve bu tefekkür kaynağının beslendiği bir halk tabanı vardır. 27 Mayıs'ta bunlar yoktur. Peki bir hükümet darbesi midir? Hayır. Çünkü hükümet darbesi fikri olsa da olmasa da iktidarda kalmak ve devleti sürekli yönetmek için yapılır. Öyleyse 27 Mayıs'a hükümet darbesi de diyemeyiz. Bence 27 Mayıs bir fiili durumdur. Osmanlı'dan kalma geleneksel yönetimimizdeki ordu medrese işbirliğinin kanun yapma ve yürütme gücüne karşı direnişi müdahalesidir.